Merhabalar, bu videomuzda narsistlerin yatak odası maceralarını konuşacağız. doları yüksek mi? Cinsellik onlar için ne ifade eder? Eşlerine nasıl davranırlar? Narsist ne demek? Narsistten nasıl korunursunuz? Tüm bunların cevabını uzman psikolog Burak Ögebe ile konuşacağız. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Nasılsın? iyisin? İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız? Ben deyim. Narsistler üzerine yoğun çalışmalarım var gerçekten paylaşımların çok keyifli. Bu videomuzda da narsist kişiliğin yatak odası nasıl şekilleniyor? Çünkü kişilik biliyoruz ki cinsel yaşama birebir yansıyor. Peki narsist kişilik nasıl yansıyordan önce narsist ne demek? Narsis tam anlamıyla yani zaten spektrumu da var. daha öncesinden de çok videolarımda da bahsetmiştim aslında. Bir spektrumu var. Yani 1'den 5'e kadar, 5 ile 4 çok patolojik, orta ılımlı. Narsistler genel anlamda bencil, sürekli kendisini düşünen, haklı olduğunu savunan ve daha çok karşı tarafı suçlayan, ondan sonra hiçbir şekilde kavgayı kaybetmeyen, kontrolcü, gücü elinde tutmaya çalışan insanlara kısaca narsist diyebiliriz. Peki çok sık görüyor muyuz narsistleri? Narsistler toplumlar... ya da şu 4-5 seviyesinde olanları çok sık görüyor muyuz? Sıklığı nedir? Yani onları görmek çok az. Onların sıklığı nereden baksanız toplamın %5'ini, 5 ile 3'ü arası, %3 ile 5 arası. Çok iyiymiş o zaman. Ama Orta ılımlı dediğimiz yani çok da patolojik olmayan ama kısmen uzun vadede zarar veren narsistler aslında çok fazla. Yani 4 kişiden birisi kadar Bunların sayıları yüksek maalesef. Yani nasıl yüksek. zarar Bunlar veriyor? Yani. yani narsist kişilik zarar veriyor dedi. Nasıl zarar veriyor? Narsist kişinin kendisine bir zararı yok zaten. Narsist olmak keyif veren bir şey. Kişinin kendisine. Fakat onun çevresindeki insanlara bu hayatı ızdırap ettirdiği için yani biz mağdurlarla da çok iletişim kuruyoruz. Onlarda da depresyon, kaygı bozukluğu, ondan sonra düşük özgüven, yani motivasyon olmama, enerji kaybı, tükenmişlik gibi bunlar karşımıza çıkıyor. Yani çevresini, hayatını bir gün geçtikçe yani çürüterek yok etmeye başlıyor. Ama bir süre sonra çevresinde insanları kaybetmez mi? Yani insan bulmakta zorluk çekmez mi öyle diyeyim? Yani Gene zaten... de manipülasyonlarla yeterince insan tutuyor mu çevresinde? Yani evet, yani narsistin her zaman içerisinde bir şey var, arkadaşı var. Ama şu yok onlarda, yakın dostu yok uzun soluklu bir şeyler paylaşabileceği bir arkadaşlığı yok. Neden? Çünkü o çıkar ilişkilerine dayalı olduğu için. Yani sizinle konuşuyorsam, arkadaşımsam senin bana ne faydan var diye düşündüğünden faydan yoksa seni atar kenara ve böylelikle de yalnız kalır. Yani o sürekli boşluğu birisiyle dolduruyor zaten. Nersin yani içerisinde boşluk hissi var olduğu için o hiç boş kalmaz. Yani biri gider hayatından hemen hop birisini sokar. O düşünmez yani. Ben niye sürekli arkadaş değiştiriyorum diye değil de benim arkadaşım var diye ele alır. Yalnızlığını pek aklına getirmez. Peki bu kişiliğin cinsel hayata yansımaları nasıl oluyor? Yani aile içinde de aynı bu tavırla mı ilişkileri götürüyor? Özellikle yatak odasını merak ediyorum. Yatak odasında bir narsist nasıl davranır? Cinsel ilişkide nasıl davranır? Şimdi o da çok karmaşık. Yani şöyle nasıl hani gizli narsist var dedik bir de normal klasik narsistler var. İşte cinsellik de bu değişen bir faktör mesela. Yani bir bencil narsist var bir de mükemmelliyetçi narsistler var. Hani bunu iki noktadan ele aldığımızda Mükemmelliği için narsistleri anlatmakla başlayayım. Mükemmelliği için narsistler. Onun için herkes parklardı. Herkes onun için bir avdır. Yani kadınları hiçbir şekilde böyle duygusal olarak görmezler. Yani orada cinselliğini yaşayacak bir kişi olarak görür. Mükemmel narsistler. Yani bedensel hazlının peşinde mi ilişkiyi kurgular? Öyle diyebilir miyiz? Evet. Yani kendi bedensel hazlının peşinde ilişkiyi kurgular. Ya kendi bedensel algısının hazlının peşinde artı bir de şu var. Yani kendi performansını değerlendiriyor orada. Yani ben nasılım? Hani bir güç göstermeye çalışıyor. Yani kontrol bende mi, güç bende mi, başarılı mıyım, iyi mi yapıyorum bu de bunu kontrol etmeye Ve çalışıyor. Ve ne kadar sayısı fazlaysa <laughs> o kadar egosu tatmin mi oluyor? İşte ha. Bunlar işte skor yaptığını zannettikçe aslında daha çok tatmin olur. Aa ben bütün kadınları ele edebiliyorum. Yani işte buradaki o mükemmelliyetçi narsist, Sürekli olarak cinsellikte çok iyi performans sergilemeye çalışıyor. Yani bu anlamda mükemmel olduğu duygusunu tatmin ediyor. Evet. Öyle mi? O anlamda mı mükemmelliği için narsist diyoruz? Yani evet. Burada hem kendi performansını değerlendiriyor aslında. Kendini anlama şey Hani küçüklüğünde narsist çok fazla aşağılandı, küçümsendiği için yani burayı telafi etmek için cinsellikte karşı tarafa mükemmel olursam beni daha çok sever, ilgi gösterir açısından gördüğü için mükemmel bir cinsellik göstermeye çalışıyor. Yani ne yapıyor? Yani ilişki sırasında yani karşı taraf odaklı olabiliyor. Yani karşı taraf her istediği de olsun. Yani o or, olsun, ondan sonra onun istediklerini yerine getirmek gibi olsun. Böyle bunları sergiliyor ve işin sonunda şu, şu soruları sorarlar genelde mükemmelliyetçi narsistler. E, nasıldı? Yani seni tatmin edebildim mi? Mutlu musun gibi. Aslında burada e, kendi performansını değerlendiriyor aslında. Aynen. size soruyor size yani sen mutlu musun aslında karşı tarafı mükemmelliği için karşı tarafı hissettirdiği de budur zaten. Yani çok mutlu olsun. Ama yani... benden dolayı çok ha. mutlu olmuş olsun. Ama onun derdin de değildir aslında. O kendi kafasında kendini değerlendiriyor. Kendi performansını. Yani çok iyi derse o iyi. Kendini rahatlatacak. O içindeki yetersizlik duygusunu bastırmış olacak orada. O yüzden yani, o, hani mağdur da şey diyor. Aa, beni çok seviyor. Yani benim cinselliğime önem veriyor. İşte ne yapıyor? Mağdur da burada bir bağ kuruyor. Yani aa diyor beni çok seviyor, kadınlığını hissettiği nokta burası oluyor ve onu bırakmak istemiyor. Burada da bağımlılık oluyor. Ve mükemmel cinsellik yaşayan insanlar burada mağdurla narsist arasındaki ilişkide tek bağ kurabildiği yer burası. Diğer normal cinsellik bittiğinde hop ne oluyor? Narsist yüzünü tekrar görmeye başlıyorsunuz. Çünkü narsist size yaklaşana kadar çok iyi, prenses gibi davran. Çünkü tek derdi sevişmek olduğu için ona ulaşana kadar size çiçekler, böcekler, hediyeler vesaireler almaya çalışır ve böyle sizi etkiler. Ve iş bittikten sonra hop maske düşer, başlar size kötü davranmaya. Şeyi bırakmak istemezsiniz. iyi bir cinsel hayatı. Burada onlar hoşuna gidiyor çünkü. Yani kadının hissettiği tek nokta bu cinsellik oluyor maalesef mükemmeliyetçilikte. Mükemmeliyetçi erkek narsisti konuştuk. Peki bunun kadın versiyonu nasıl oluyor? Yani mükemmeliyetçi kadın narsist. De yani cinsel hayatı, cinsel ilişkisi nasıl oluyor? Erkeğe tavrı nasıl oluyor? Yani kadınlarda mükemmeliyetçilikten daha ziyade şey var. Cinselliği bir araç olarak kullanıyor. Yani istediğini yaptırabilme. Yani ben sana cinsellik vereceğim. Sen bana ne vereceksin? Yani benim istediklerimi almak zorundasın, yapmak zorundasın noktasında burada. Narsistler cinsellik hayatında kadınları ele aldığımızda bir şey aldırmak ister. Yani tatile gitmek ister mesela. O tatile giderse mesela orada cinsellik vermesinden öncesinden bir şey yaparlar. Bir sevişirler sonrasında ödülünü ister. Yani bana, bana diyor tatile götür. Yani burayı bir araç olarak kullanmaya çalışıyor genelde kadınlar. Kadın narsistler cinselliği kendi başka isteklerini yaptırmak için araç olarak kullanıyor. Aynen. Yani kendi tatmini veya performansı veya karşı tarafı mutlu etmek gibi bir derdi yok. yok. Sadece bir araç olarak kullanıyor. Yani işte daha çok kontrolü ele almak için. Yani bak benim elimde. Yani ben istersen bunu yaparız. Benim ben ne zaman sevişmek istersem, benim istediklerimi yerine getirdiğinde, yani güç bende olduğunu gösterebilmek için bunu yaşadığım Peki e, sonra. cinsel fonksiyon bozukluklarının altında mesela bir vajinus cinsel isteksizlikte veya ağrılı cinsel ilişkinin altında da narsistik kişilik bozukluğu olabilir mi? E, yani kadınların... güç bende, kontrol bende, bak istemiyorum ve yapmıyorum gibi bir kişilik yapısı da bunu tetikler mi? Yani narsistlerin, e, kadın narsistlerin, vaginismus gibi vakalar görülüyor. Fakat yani bu çok sık değil ama e, şimdi şöyle bir şey var. Bu karakterinden daha ziyade yani daha çok kaygılı tiplerde olur. Yani bağımlı. Yani narsistin mağdurları, mağdurlarda karşımıza çıkar bu. Narsist kadınlar vaginismus olduğunda da bunu karşı tarafa atar suçunu. Yani kendisi de kabul etmez. Yani, yani ben senden keyif alamadığım için vajinus muslu yaşıyorum diye belki bir bahane uydurur. Yani suçu kabul etmez, karşı tarafı atar. Aslında vajinus muslu tetikleyen başka bir konu var. Hı -hı. Ama sorunu erkeğe yükleyerek Aynen. E, sorunu çözmekle ilgili de herhangi bir çaba sarf etmez diyorum. Tabii. Peki bir mükemmeliyetçi narsist dedin, diğeri neydi? Diğeri de bencil e, cinsel narsistler olarak ele aldığımız konu var. Hani burada da hiçbir şekilde karşı tarafın ne istediğini, ne arzuladığını yani düşüncesine, fikrine ne zaman cinsellik yaşayacakmış bunları düşünmez. Yani kendisi bir cinsellik yaşamak istiyorsa onu elde edebilmek için her şeyi yapar. Yani burada başlarda hani bunu şey olarak başlıyorlar. Çiçekler, böcekler almak. Şimdi narsistle yaşıyorsanız nasıl bir kadın narsistle yaşadığında mutlu olmaz. Yani tüm kavga, dövüş her şey ve cinsellik yaşamak istemez. Niye? Çünkü normal ilişkimiz kötü yani. Orada bir duygusal, bir romantizm yakalayamaz. ya yani der ki biz az önce kavga ettik, biz şimdi sen benimle sevişmek istiyorsun. E, kadın da direnir burada bu noktada ve ilişkiye girmek istemiyor. İşte bu sefer ne oluyor? Narsist diyor ki hayırdır ya sen beni nasıl reddedersin? Sen kim oluyorsun da beni reddediyorsun diye düşünüyor, bakıyor olaya. O yüzden burada hemen narsist bencilce bir artık bunu elde etme çabalarına girişmeye başlıyor. Ne yapıyor ilk başta? Ya canım karım bir tane Aşkım işte sana şunu aldım da bunu aldım. İşte burada kadın gardını indirirse, kabul ederse sevişiyorlar. Ama bak bazı kadınlar ise direniyor hala sevişmemeye. E ne yapıyor bu sefer narsist? Karşı tarafı suçlu İşte sen çirkinsin, kötü kokuyorsun, iğrençsin vesaire gibi e, suçlamalarla kadının kötü hissetmesini sağlıyor. Kadın burada da gardını indirirse... Ne yapıyor? Sevişiyorlar. Bazı kadınlar hala direnme direnç gösteriyor burada. Ne yapıyor? Narsist bu sefer karşı tarafı daha da böyle aşağılayıcı, küçümseyici noktalara götürüyor. Önce bir güzel ediyor, suçlama, sonrasından aşağılama. Bunları yapıyor. Kadın hala aşağılandığından daha da kötü hissediyor ve direnmeye devam ediyor. Bu sefer zorla ilişkiye başlıyor. Yani fiziksel şiddet ya da zorlamayla. Bunu elde etmeye çalışıyor beyin cilin işte. Hiçbir şekilde düşünmez karşı taraf istiyor mu istemiyor mu. Ben istiyorsam yapacaksın. Ve burada da o gücünü yönetiyor aslında. Güç arzusu var ya onun işte bak ben istediğimi yapıyorum ve istediğim zaman bunu alabiliyorum. Yani demek ki benim istediğim burada önemli olarak ele aldığından bunun kontrolünü vermiyor. Şimdi bir de cinsel hayatın o yatak noktasına girelim. Pardon kadın bencil narsistler peki nasıl davranıyor? Kadın bencil narsistler o da işte yine burada söylediğimiz gibi. Gene erkeğin. Ben ne zaman istersem. Senin istediğin önemli değil. İstediğiniz zaman başlarız. Ben bunu hızlı hissedersem yaparız. Hani böyle bir şey. Yani da da iki kişi birlikte karar verir ama bunlarda öyle bir şey yok. E, ne yaptık? E, erkeklerin cinselliğin yatakta bencil olanı nasıl oluyor? Şöyle kendisi işini bitirdiğinde bırakıp gidiyor. Yani karşılarında... Arkasında dönüp yapma kahyasını. Zaten başta zorlamıştı. Sonrasında da işte kendi ihtiyaçlarını giderdikten bırakıp gidiyor. Kadın böyle sanki bir şey olmamış, bitmiş gitmiş gibi bırakıp gidiyor orada. Çırılçıplak onu böyle kalıyor. Aynen. kadının tatminiyle orgazm olmasıyla hiç falan hiç ilgilenmiyor. Hiç önemli değil, kesinlikle maalesef. Kadın bunu ifade ederse nasıl tepki gösteriyor erkekler? Mesela kadın desek işte benim de ihtiyaçlarım var. Daha uzun sevişelim çünkü kadınlar için önemli gerçekten. Daha kaliteli bir seks hayatı için uzun sevişme önemli. bunları dile getirdiğinde narsistin tavrı nasıl oluyor? Yani burada direkt suçluyor ya da aşağılıyor. Niyeymiş ki ben beni ben bitirdim. Benimki bitti. seninki çok önemli değil. Yani ya bunları suç şey yapar. Yani böyle bu kadardı. Beni erken boşalttığın gibisinden Hı. gibi karşı tarafı suçlar. Sen daha iyi olsaydın daha da uzun sürerdi falan gibisinden böyle vahanelerle karşı tarafı suçlayarak önemsemez. Suç onu. daima bir narsistik ilişkide Aynen. suç daima karşı tarafın anladığımız o. Yok yok aslında kendisinden asla şey yapmaz dönüp yani ben kötü bir cinsel ilişki yaşıyorum diyemez ki zaten. Onu demeye cesareti yok. Yani onu dersi kendi ezikliğini kabul etmiş olacak. Zaten problem o. Kendi ezikliğini fark etmeme Hı. ve onu kapatmak adına bütün bu davranışlar Aynen. sergileniyor. Peki narsistler sıklıkla aldatır mı? Evet, aldatma noktası işte bu çok şey, bunu da kesin konuşmak bize de şey olmuyor. Emin olamıyoruz. Yani kesin aldatır mı diye. Ben sadece olasılıkları söylüyorum danışanlarıma. Yani bu olasılıklar varsa aldatma olasılığı yüksektir diyorum. Yani olasılıklar? bunlardan bir tanesi narsistler ben hep söylerim paraya tapan, bir de cinselliğe tapan narsistler var. Hani hayatı Cinsellik olan erkekler mesela hani libidom çok yüksek, her dakika sevişelim yani bu üst turpsuz sevişmeler. Hani diline vurdu var muhabbeti varsa sürekli dilinde bunu Aynen. ifade sürekli ediyorsun. sürekli yani. her iki, iki günde bir ya da ne bileyim olur olmaz yerlerde sevişmek gibi yani riskli bölgelerde yani bu tarz insanlar demek ki cinselliği çok seviyorsa yani sizin bence bir korkmanız gerekiyor. Niye? Bu arkadaş, bu skor peşinde, çapkın erkekler dediğimiz noktalar aslında burada. Yani kadın peşinde koştuğu için illaki yani cinselliği seviyorsa, tapıyorsa, onu, da yüksekse aldatma olasılığı yüksek. Bu birinci. Orada aslında etken. hani kadın peşinde koşmasının temel güdüsü de kendisini tatmin etmek. Yani kendi Aynen. gücünü göstermek. Gücü ya para üzerinden gösterecek, Aynen. ya kadın üzerinden gösterecek. Ya işte etrafı Spatürk, aşağılayarak gösterecek aynen. falan. Eğer kadın üzerinden gücünü yani cinsellik üzerinden kadın demeyelim de belki cinsellik üzerinden gücünü göstermek gibi bir yaşam planı varsa bilinçaltında Hı -hı. o zaman aldatma ihtimali yüksek. Yüksek büyücü. aynen. Yani zaten narşistler kadınları sevmiyor. Yani açıkçası ben sevdiklerini düşünmüyorum. Neden? Çünkü, o kadar net konuştu. E, şöyle çünkü anneye olan bir öfkeleri var. Çocukluktan beri çünkü anne anne onları küçümsedi aşağıladığı için Hani ona karşı bir öfkesi var. Onun öfkesinin acısını diğer kadınlardan çıkartıyor. Yani o yüzden biraz böyle yaklaşıyor. Benim kocam narsist ama ben özel bir kadınım. Benim kocam beni seviyor. O zaman kadın kendini mi aldatmış olur? Kadın kendini mi aldatıyor burada? Evet tabii ki de kendini aldatıyor. Yani burada aldatmasına rağmen hala narsist ilişkisini devam ettiren ben kadınları da görüyorum yani. Yani yapmış bunu düzeltmeye çalışıyor onu. Iyileştirmeye narsist düzeltilir mi? Narstı çok evet bunun da uzun bir konu aslında Düzenme olasılıkları yıllarca olmadığını söylediler yüzde 95 ben hala da bunun er, aslında 90 iyileşmiyor yani %10'luk bir kriterimiz var bizim burada o da maalesef çok düşük yani mağdurlar bunun riskini alarak yıllarca ömürlerini çürütüyorlar ve ben bunu diyorum yana gelen danışanlarım da hocam ben yaşamam lazım bunu, düzeltmeye çalışalım, ben de elimden geleni yapayım diyor. Ben diyorum ki 4-5 sene bununla uğraşacaksın, hasar almayı da devam edeceksin. Yani bu çok bir az bir oran Bir e, kumar oynamak gibi bir şey. Rus rüyeti oynuyorsunuz yani resmen kendinize vurmak gibi bir şey. O yüzden düzelme olasılıkları çok düşük olduğu için bu riske almamalarını her zaman için tavsiye, tavsiye ediyorum. Edeyim. Peki az önce şey dedin ya, narsist erkek kadını sevmez çünkü annesinin öfkesi var. Narsist kadınlardaki e, altyapı ne? Onların da babaya mı öfkesi var? Onların narsistik kişiliği nasıl gelişiyor? Yani çoğunlukla narsisti yetiştiren aslında e, anne olarak olduğu gözüküyor literatürde baktığımızda. Niye? Çünkü daha çok anneyle vakit geçirdiği için. Yani çünkü baba e, işte vakit geçiriyor ço çoğunlukla. İşte anneyle vakit geçirdiğinden ya da şöyle e, narsist olan çocuk muhtemelen ebeveynlerinden bir tanesi narsist. Şimdi baba narsiste anneye yükleniyor. Annede ne yapıyor? İçinde şimdi şöyle bir baba anneye yara açıyor. Annenin yarasını kim kapatacak? Elde kim daha zayıf insan var? Kontrolü kolay. Çocuk var. Ve Anne çocuğa yapıyorlar. yükleniyor bu sefer. Aynen. Genel işte genelde annelere atıfta bulunuyor zaten. Yani narsist kadınların da çoğunlukla anneler aslında buraya baktığımızda. Yani. İlişkide narsist kadınlar çok nadir denk gelir bize. Kadın narsistler çoğunlukla anneler oluyor. İlişkide... Yani romantik ilişkilerde kadının narsist olma olasılığı da daha düşük. Aldatmayı konuşuyorduk. Aldatmayı artıran diğer nedenler ne? Evet, ikinci bir nedenimiz de şey, alkol kullanımı. Narsist alkol kullanıyorsa muhtemelen aldatma olasılığı yüksektir diyebiliriz. Neden öyle bir Neden? bağlantı? Çünkü şöyle, yani narsist e, alkolü sever zaten. Burada da bir bağımlılığı da vardır. Bazılaştıremeyiz ama alkol kullanıyorsa aldatma oranı artıyor dedik. Şöyle sarhoş olduğunuzda hepimiz bilincimizi kaybederiz ve o anda ne yaptığını bilmez. Ve bütün yani o anda çata çocukluğa gider aslında narsist. Bilincini kaybettiği için o çocukluktaki çatışmaya gider ve orada başka kadınları elde ederek buradaki o içsel yarasını iyileştirmeye çalışır aslında. Hani bu yüzden arttı, olasılığı arttırabiliyor yani aldatma noktasında. Yani bir de şöyle var. Üçüncü madde olarak da şunu ekleyebiliriz. Narsist uzun soluklu, uzun süredir cinsel hayat yaşamıyorsanız bu bir olasılığı arttırır. Yani narsist hemen cinselliği yani sonuçta. Az da olsa en aşağı bir, en kötü yani arada bir önemli bir şey yoksa sağlık ya da uzak mesafe yoksa yani cinsellik yaşamak ister. Yani o vücudundaki enerji boşaltmak ister. Yani o yüzden siz 2 3 yani aydan fazla aslında narsistle cinsellik yaşamıyorsanız bunda bir tuhaflık var diye düşünün derim. Yani, aldatma olasılığı yüksek diyebiliriz. Peki cinsel performans arttırıcı ürünlere de daha mı yatkın olur? Tabii mükemmeliyetçi narsistler bunları çok seviyor zaten özellikle. Yani mesela daha güçlü bir evet. e, cinsellik yaşamak anlamında. Evet, alkolü kullanırlar, alkolü geç boşanmayı sağladığı için böyle kendiyle gurur duyar. Ondan sonra Viagra gibi performans arttırıcı şeyler kullanırlar. Hatta bazı şeyler var. E çoğu zaten patolojisinde şey var, erken boşalma ve sertleşme problemi var. Bunlar için de antidepresan yazdırmaya giderler. Bunu da araştırırlar Google'da. bazı antidepresanlar bunların çözümünü sağlar ve bunu ortadan kaldırabilmek için antidepresan kullanırlar ve ama bazı antidepresanlarda Boşalma problemi da, evet. yol açıyor. Yani orada bir kısır döngüye giriyor. Peki neden i̇şte sertleşme, hı, sertleşme sorunu ve erken boşalma neden oluyor narsistlik? Ee, şöyle performans kaygısı zaten genellikle bunu etki eden şey. Nereden geliyor bunun temeli? Anne babadan. En iyisini yap, en iyi ol. Yani başarılı ol, güçlü ol. Yani burada da kendini Başarısızlık göster. korkusuyla Tabii. aslında beden Aynen. kendisini kilitliyor orada. Aynen. Peki narsistin fantezi dünyası nasıl? Yani çok uç noktalarda fantaziler geliştiriyor mu? Özellikle karşı tarafa zarar verecek fantazileri var mı? İşte bencil narsistler dediğimiz ya da mükemmelliyetçi için de bunlar karşımıza çıkıyor. Yani artık yeni bir şey istiyor. Yani narsist zaten bir şeyden ulaştın da çabuk sıkılır. Bu hiçbir şey değişmez. İster Nesne olsun, ister kadın olsun ya da ne bileyim... Işte Zaten kadında oluyor. nesne gibi görüyor. Tabii Kadın tabii. gibi tabii, görüyor. Kadın da nesne. E, ona ulaştıktan sonra bir değişiklik, bir yenilik ister hayatına. Yani cinsellikte bu nasıl karşımıza çıkıyor? Ana ilişkiye zorlamakla başlıyorlar. Yani ilk fantastik dünyalarında bu. Kadına bakıyor. Yani bir yem atıyor. Kadın düşerse ana ilişkiyle, zorlamayla başlıyor. Karşı taraf istep istememesi önemli değil. O zorluyor bunu. Ya cinsellik sırasında yanlışlıkla diye böyle bahane uydurarak bunu yapmaya çalışıyor bunu yaptığında mesela kadın başka fantaziler ortaya koymaya çalışıyor. Yani ne bileyim yani böyle kıyafet değiştirmeyle bunu alıştıra alıştıra gibi. Aslında onun kafasında ne var en uç noktada? Eş değiştirme var ya da grup seks gibi e, fantezileri fantazileri var. Yani bu tarz şeyleri... Karenin elli giriyor. tonu aslında narsistik bir kişilik yani, mi miydi oradaki? Yani evet. Bir noktada yani cinsellik fantazileri yüksek olan birilerinde narsistik oranlarda kendini yüksek gösteriyor maalesef. O zaman belki en başta hani bu minik minik de olsa bir takım kadın bedenine ve ruhunu incitecek ilişkideki isteklere izin vermemesi lazım. Yani kadının, ben zaten mu? evet katılıyorum söylediğiniz hocam. Şöyle diyorum. Yani sizin ahlakınıza yani biz bunlara karışamayız. Herkes kendi fantezisini istediği gibi yaşayabilir. Ben söylediğim şey ahlak yapınıza ve tercihinize uymuyorsa yani bir sınır çizip hemen orada dur demeniz gerekiyor. Çünkü narsist durmaz. Yani e, siz bir sessiz kalırsanız küçük küçük o şeylere evet dersiniz daha sonrasından bunları ulaşmak için elinden geleni yapar. Aslında narsist eşi bulan kadının da kendi yaraları olduğu için onun da yarası belki hayır diyememek, evet. kendisini kabul ettirmek, fedakarlık, e, fedakarlık onay almak gibi bağımlılıkları olduğu için aslında tencere kapak misali. Narsist oradan yürüyor. Aynen. Kadın da kendi yarasını kapatmak adına, Peki diyerek iyileştireceğini zannediyor. Onun için istersen senin tavsiyenle videomuzu kapatmış olalım. Eşinin narsist olduğunu gören kadın, özellikle 4-5 seviyesinde narsist olduğunu anlayan ve buna emin olan bir kadına ne tavsiye edersin? Yani işte burada hanımefendiler maalesef şey yapıyor. Ben bunu düzeltirim. Niye? Çünkü çocukluğunda böyle bir yara var. Yani ailesinden gelen bir yara. Orayı düzeltemedik, burayı düzeltiriz diye yani kahramanlığa bürünmeye çalışıyorlar öyle bir şeye girişmeyin çünkü en fazla siz kendinizi yıpratmış olursunuz böylelikle. Hani oradan hafif hafif yani karşı tarafa da hissettirmeden ayrılığı böyle başlatarak uzaklaştırmaya çalışacak ve böylelikle burada aslında kendini geliştirmeyle başlaması gerekiyor. Ayrılığı düşünen kişi yani ben ayrılıyorum diye çekip gitmesin. Bunu yapmasın kesinlikle. Sadece kendini güçlendirsin. Ekonomik, fiziksel, ruhsal yani buralarda kendini güçlendirirse Oradan rahat ayrılırsın. Yani güçlendirme diyoruz. Alttan zaten kendinizi güçlendirin diyorum her şey. Güçlendirmeden için. zaten da ayrılamaz değil mi? Kendini <gülüyor> güçlendirecek <gülüyor> tabii, ki o yarasını saracak tabii. ki oradan çıkabilsin. Yani yani depresyondasınız, sonuçta. depresyonunuzu iyileştirmeden oradan çıkarsanız o depresyon sizi yine aşağıya çeker, geri dönersiniz çaresizlikten. Çok teşekkürler Burak. Rica ederim, Sağ olasın. Rica Ağzına sağlık. Sevgiyle kalınız efendim. İyi günler. <laughs>